Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Arkadaşlar bir iki gündür ortalık karışık. Ortalık 56 hatta ortalık 66. Ve e, bütün transfer gelişmelerini toplayıp değerleyip <laughs> bu videoda tek tek konuşmak istedim. Ve siz değerli kardeşlerim ben de tabii ki de onay alarak <laughs> bunları konuşmak istiyorum. İlk olarak nereden başlayalım? Okan Buruk'tan Ağıt, Zılgıt, Hani Türk hakem istiyoruz açık açık diye. Bu bazı kesimler tarafından ırkçılık olarak adlandırılırken bazı kesimler tarafından torpil istiyor olarak adlandırılmış. Çünkü Galatasaray Türkiye Ligi'nde geçen sezon 38 maçta sadece bir kırmızı kart görürken Avrupa Kupalarında çıktığı son 3 maçta 3 kırmızı kart görmüş durumda. Acınası utanılası bir halde. Ama yine de <laughs> kuyruğu titretmiyor. Bu arada Beşiktaş berabere kalmış 3-3. Trabzonspor berabere kalmış. Başakşehir berabere kalmış. Ya Başakşehir ki 3.9 milyon euro falan ha. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tip şeyler yaşanabiliyor. Ee, eli boş geçtiğimiz bir hafta Fenerbahçe bay geçince Avrupa haftasını böyle oluyor. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçına Turgut Doman atanıyor. Yani şike gibi bir atama. İlginç, garip bir atama. Eee daha hani birçok şey var da. Neyse onu geçelim. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum. Herkese merak ettiği bu. Bu ne en son konuşayım? Şimdi Fenerbahçe'de arkadaşlar orta saha transferi çok konuşuluyor. <laughs> hani bunu da en son konuşayım. Nice takımı Ryan Kent'i çok istiyor kadrosuna katmayı. Aynı zamanda e, Fransa'nın en büyük takımı. Tartışmasız en büyük takımı. Nice takımı Samet Akaydın'ı da istiyor. Ve duyduğumuza göre Samet Akaydın da kentte gitme meraklısı, gitme taraftarı. Samet satın alma opsiyonunu kiralık. <laughs> kentte mon gidecek gibi. Bakalım ne olacak ama ee, yani ee, kıvrılıyorum. Anlatı, anlatmaya çalışıyorum ama şöyle söyleyeyim üstünde formayla ve tıraş olmuş şekilde video çekiyorum arkadaşlar. İnşallah hayırlı güzel haberleri veririm size. Sizler de en az benim kadar mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi anlaşıldı herhalde değil mi demek istediğim? Ee, ama şurada bir gerçek. Samet Akaydın'ın hani menajeri ediyor ya biz kalacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Öyle bir dünya yok. Yani öyle ben kalayım ve diyeyim diye bir dünya yok. Yani göze giremezsen gidersin. Bu kadar basit. Şimdi <laughs> UEFA Avrupa ligi primleri. Ya ben bunu diğer videoda anlattım arkadaşlar bakın. Fenerbahçe bu lige kaldığı için 4.3 aldı. Artı 300 bin euro da playoff'tan aldı diye biliyorum. Artı her galibiyet 650 bin euro. Beraberlik 210 bin euro diye geçiyor ama. Bu resmi açıklanmayan rakamlar. Benim bildiğim galibiyet 1 milyon euro. Beraberlik 500 bin euro. 8 maça çıkacağız grupta. Hani 4 galibiyet alsan benim bildiğim 4 milyon euro. 2 de beraberlik 6 milyon, şey, 5 milyon euro almış olacaksın sıralamaya göre 75 binle çarpılıyor. Mesela birinci sırada bitirirsen 75.000 bin çarpı 36. İkinci sırada bitirirsen 75 bin euro çarpı 35. Üçüncü, üçüncü sırada bitirirsen 75.000 euro çarpı 34 diye gidiyor. Artı üst tura çık, çıkmış oluyorsun otomatik. E, belli bir şey var. 1,5 milyon euro civarında. Yani Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitmeli ki en az bir çeyrek final görmeli ki Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın e, acısını, parasal anlamda acısını çıkartmalı diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe siyasi iddiaları yalanladı ve buna çok ağır bir ifade kullandı ve maalesef yanağını okşatanlar transferden şuradan buradan medet umuyor ve Fenerbahçe bir şundan görüştü bundan görüştü tamam kesin şikedir şudur budur gibi saçma cümlelerle e, pisliklerini aktarmaya çalışıyorlar. Şimdi transfere gelelim. Ben önce isim veriyorum sonra isme dair son gelişmeleri paylaşıyorum okey? Vinicius Souza biz talibiz adamlar 12.5'a e aldık. Bu bizim yatırım transferimiz diyor. Siz nasıl e, hani bir ki 9,75'e aldık. 9,75'e bırakmayacaksanız biz de bu çocuğu 12,5'a e aldık. Böyle 12,5'a bırakmayız. 25'e bırakırız diyor. Bir de kulübün el değiştirme imkanları falan varmış. Eğer 20 milyon euro deseler 4 taksitte ödemeyi de kabul etseler Fenerbahçe bu futbolcuyu alır. Ama Elimizi güçlendiren iki şey var. Bir, futbolcu alt lige düştüğü için kaçmak istiyor. Yani ben alt lige düştüm, ben burada yıpranacağım. Hayatım mahvolacak, ben gitmek istiyorum diyor, baskı yapıyor. İkincisi, Sheffield United'la bir kardeşliğimiz var. İnşallah ona güvenerek de bir şeyler peşindeyiz. Yani keşke onlar da bizden Zaitis falan isteseler. Versek. Yani durum bu. Ha Vinicius Souza ben diyorum 20 milyon euro bandına bir şeye belki olabilir. Sonraki satıştan pay maddesi de koydurmak isterler. Medina konusu 10 milyon euroya bitmek üzere diye duyumlar geliyor ama iş imzaya dökülmedikçe ben bir şey diyemiyorum açıkçası. Yani Jose Mourinho iki futbolcu da aslında okey. Düşünsenize bak 24'lük 25'lik İsmail Yüksek aynı şekilde 25'lik Vinicius Bartu'yu da kiraya verirsin <laughs> gider kendini iyice geliştirir gelir. Gelişimini de iyice takip edersin. Ya da hiç olmadı. Kadroda tutarsın. Gözünün önünde geliştirirsin yüklemelerle falan filan. Orta sahada Fred, Medina, Şimanski, Mert Hakan yandaş dersin. Mükemmel bir altılı oluşturmuş olursun. Ve hem geleceğe yatırım hem şimdiki takıma da yatırım olmuş olur. Hayırlısı. Fred'in herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Oynayabilecek durumda arkadaşlar. Onu belirteyim. Bunun dışında Sergio Reguilon ismini ortaya atıyorlar. Biz sol bek almayacağız. Hani Ferdi Kadıoğlu gidecek arkadaşlar. Kesinlikle gidecek. Hatta ben Ferdi'nin bugün kapını bekle, bekliyorum desem yalan söylemiş olamam ama hissi söylüyorum. Duyum olarak değil. Hissi söylüyorum. Ferdi'nin bugün kapını bekliyorum. Yani en geç yarına bekliyorum açıkçası. Kampa yani Fenerbahçe'de Rize'ye, Çaykur Rizespor maçına oraya gideceğini zannetmiyorum. Ama bilginiz olsun. 38 milyon euroları da gördü. Hani 40 artı sonraki satıştan %20 pay deseler şimdi imzalarlar. Şimdi açıklanır. Ama imzalanmak üzere diye de biliyorum. Aynı zamanda UEFA serüvenini konuştuk takımların. Şimdi takımda bazı isimler var. Nedir o isimler? Mesela Ali Naci Küçük ne demiş? Zaha'nın Galatasaray'a maliyeti 8 milyon euro demiş. Gel gör ki kapı açıkladıkları fiyat. çok başka. Abdülkerim Bardakçı zam istiyormuş. İstediği yani şu an aldığı paranın 3 katını istiyormuş yıllık ücret olarak. Yoksa giderim ha diyormuş. Zaten Abdülkerim iyice düşüşte. Zaha da iyice başlarına bela. Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse bunlar iyice cartayı çekecekler. İnşallah gidemezler de cartayı çekerler. Mario Hermoso. Arkadaşlar Hermoso'ya 16 milyon euro veriyor. Bir Arap kulübü. Hani bizim teklifimiz 6 milyon euro. Siz de benim kadar futboldan anlıyorsunuz. Siz de benim kadar ticaretten anlıyorsunuz. Hani orada 16 veren takım varken Burada 6 veren gariban kolay kolay tercih edilmez. Tamam Avrupa'dayız. Jose Mourinho faktörü falan filan da. adam zaten kariyerinin son dönemine gelmiş. Belki de son kontrat peşinde. Ama o Arap yönetimi kabul etmemiş bu ödemeyi. 16 milyon euroyu. Belki bize bir gün doğar. Çünkü bizim teklifimiz iyiydi. Hayırlısı. Ama tek Hermoso yok dünyada tabii. Mesela Calvin Bassey ismini bize yazdılar. Calvin Bassey. Calvin Bassey. Calvin Bassey okunuşu. Türkçe okunuşu. Ee, yani 24 yaşında Nijeryalı bir isim. 16 milyon euro değer var. Fulham'ın topçusu. Ancak 1.85 boyundaki topçuyu ilk maçında bile oynatmışlar. Bu adamlar kolay kolay bu futbolcuyu göndermez. Bir. İkincisi bu adamlar geçen sene 22.5'ü almış zaten. Beklenen patlamayı yapmadı diye bu sene patlama yapmayacağı anlamı taşımıyor. Biz çok geç kaldık. Yani bu çocuğu bize asla vermezler. <laughs> Onu da söyleyeyim. Omar Fayet, Omar Fahit bizim çocuğumuz. Yetenekli bir çocuk. Kaliteli bir çocuk. Kaliteli ayakları var. Mısır'la milli takım olimpiyatlarda da yer aldı. Yaşı 21. 600 bin euroya çıktı. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ve 1.92 boyunda Mısır U23 oynayan bir çocuk. Ee, yani Novi Pazar'a kiraladık. Çocuk gücüne güç kattı. Oynayabileceği bir takıma kiralasak özellikle Süper Lig'den bu çocuğu gelecek sene biz baya 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 A takımda oynatırız. Keşke mesela Bodrum Spor falan desek ki verimize bize kiralayın dese de göndersek kiralasak orada gelişse. Keşke öyle bir şey olsa. Ama zor. Menajer de yurt dışından takım bulayım diyor. Biz de hani liginin kalitesine göre bakalım diyoruz. Hayırlısı. Osterwold'e kesinlikle bir yere gitmeyecek. Levent Mercan'ı isteyen kulüp yok. isteyen olsa Levent Mercan'ı kiralamayı düşünüyoruz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Osterbold'a gitmeyecek. Ben kefilim. Çok güzel de teklif geldi, gitmeyecek arkadaşlar. Ben çok çok güzel teklif geldi. Öyle böyle değil. Bu arada Thomas Partey, McTominay, Amrabat. Ben bu 3 isim için size şunu söyleyeyim. Üçüne de bir yoklama çekildi. Üçüne de yoklama çekildi. En kazığı McTominay, en uygunu Thomas Partey. Amrabat da orta sıra. Ama ben üçünün de geleceğini çok düşünmüyorum. Fakat en kazığı McTominay olmasına rağmen McTominay'in gelme ihtimali diğerlerinden fazla diyorum. Burada e, kulağıma gelen bir şey var. Ondan dolayı diyorum bunu da. Ha Vinicius Souza ve McTominay mı McTominay mi deseniz. ikisi aynı para olsa ben Vinicius Souza'yı tercih ederim. Çünkü bizde Brezilyalılar iş yapıyor abi. Bir de Rio de Janeiro olmuyormuş. Ha hem Souza hem Medina'yı alsan. Diyecekler ki Allah Allah bunu mu aldınız? Bunun piyasa değeri 12 milyon euro. Fenerbahçe'ye 20'lik 30'luk futbolcu lazım diye. Farkındaysanız kalıbı bozduk. Kalıbı değiştirdik. Biz hep 12'lik 20'likler arası kalıpta futbolcular arıyoruz. Hani Atilla Selay gibi böyle 1.25'e alayım da ona satayım hedefinde değiliz. 9'a 10'a alalım. 40'a satalım hedefindeyiz. Bakalım nasip. BKO'ya talip ciddi. Çok ciddi hem de. Hatta... Ferdi'yi 40'a BKU'yu 14'e satma ihtimalimiz var mı? Var. İkisini toplam 54 milyon euroya satma ihtimalimiz var. Diğer kanalda anlattım. Burada da kısaca anlatayım. Diyelim ki bankalar birliğine ödemeniz gereken 2024 yılı için ödemeniz gereken para 1 milyar lira diyelim. 600 milyon TL'de faizi diyelim. 1.6 milyar lira. Sen 1.6 milyar lirayı bugüne kadar ödemişsen, bitirmişsen istersen 250 milyon euroluk satış yap. Bankalar birliği yarısını almıyor. Çünkü niye? Aldığı zaman hem ana para silinecek hem faiz silinecek. Bankalar bunu istemiyor. Ha kulüp vermek istiyorsa %25'ine kadar mı ne alıyor? Hani 54'e sattın 13.5'unu vereyim de kalanı da benim olsun 40-41'e ben futbolcu da alırım deyip hem 13.5 milyon euroluk yani şöyle 37 olduğunu düşünürsek arkadaşlar ee, bayağı ciddi bir rakamdan bahsediyoruz yani. 400-500 milyon TL'lere bulan rakamdan bahsediyoruz. Bunun sildireceği faiz borcu da ciddi faiz olur. Yani 200-300 milyon TL de faiz borcu sildirir. Umarım böyle bir akıllılık ederiz. Gerçi biz kökten temelli kapatmaya çalışıyoruz. Da. Neyse. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Ciku için 10 milyon euro teklif ediyorlardı. Birazcık yükselip 12'ye çıksalar pazarlığa oturabiliriz ama biz Ciku'yu da kolay kolay bırakmak istemiyoruz. Fakat Ciku'da bir düşüş var gibi geldi bana bu sene. Hani bilmiyorum belki transfer söylentilerine etkilenmiştir. Onu diyeyim. Cengiz Ünder çok teklif var gitmiyor. Emre Mor çok teklif var gitmiyor. Yani görüşüyor diyeyim. Zayt sözleşme Fesi veya Antalya Spor yakın diyeyim görüşmeleri bir, bir takımda daha var. Ona da görüşür. Cengiz, Emre Mor, Zayt ilk Zayt gider gibi, ikinci Emre Mor gider gibi, üçüncü Cengiz gider gibi. Bunu belirteyim. Luan Perez'i Santos'ta istiyor. Süper Lig'den Eyüp'te istiyor. Fransa'dan Brest'te istiyor. Luan Perez uyumlu çocuk ya. Yani Luan Perez'de bir sıkıntı yok. Ben giderim diyor yani. Ben, ben giderim. Canım sağ olsun falan diyor yani. Öyle bir çocuk. Kurunic. İstenmeyen adam Kurunic. Hani yanlış anlamayın tabirim ama futbolcu da beyinsiz değil herhalde. İstenmediğini anlıyordur diye düşünüyorum. İstenmediği yerde duracağınızı zannetmiyorum. Yani bakıyorum, ediyorum. Durum karışık. Ben açık söyleyeyim size. Şeffaf bir şekilde söyleyeyim. Pazar 23.59'a kadar ben kap bekliyorum. Gelen kapı bekliyorum. Yani <laughs> orta saha gelen kapı bekliyorum. Hiç olmazsa da yani gelecekte yarın İstanbul'a gelecek de işte görüşmelere burada devam edeceğiz falan filan denmesini bekliyorum. Bilginiz olsun. Yani ben böyle bir kap bekliyorum. Böyle bir açıklama bekliyorum. Anlatabiliyor muyum dostlar? İnşallah anlatabiliyorumdur. Dur. E, maçımızın pazar olması da iyi oldu. En azından takım ciddi manada yorulduydu. Keşke Göztepe'yi 1-0'da olsa yenseydik de öyle dinlenseydik. Ama bu dinlenme Fenerbahçe'ye tempo olarak nasıl yansıyacak? Hep birlikte izleyeceğiz. E, ben Ferdi'nin gündem olacağını düşünüyorum bugün yarın. Ama dediğim gibi bu isimlerinde gitme ihtimali var. Gelme ihtimali var. Yüzde veremiyorum. Çünkü orta saha için konuşulan 5-6 tane şey var. Anlatabiliyor muyum? Futbolcu var, şey var. Ama bakalım nasıl olacak, nasıl edecek. Ee, arkadaşlar kanalımda çok ciddi saldırılar var. Ben bunu anlatıyorum ama bazı arkadaşlara böyle şaka gibi geliyor. İnanmıyorlar. Yemin ediyorum arkadaşlar. istediğiniz her şeyin üstünde de yemin ederim. Yani videolar gitmiyor. Benim önüme hangi yorumlar düştü biliyor musunuz? 3 sene öncesinin yorumları düştü. 3 yıl öncesinin. Bakın 3 yıl öncesinin yorumları düştü. Lütfen beğenilerinizi cimrileştirmeyin. İzlemelerinizi cimrileştirmeyin. Kısa kısa oynatma listesini açabilirsiniz. Bakın diğer kanalımız 11.500 oldu. İnsanlar görüyor. Oraya beğeni atıyorlar, istekte bulunuyorlar. Buradaki videolar görünmüyor. Buradaki hani Beğeniler görünmüyor. Anlatabiliyor muyum? Lütfen destek olun. Bak destek olun. Bir gün iki gün çok ciddiyim. Bin kişi bin tane gerçek Fenerbahçeli oynatma listesi falan açsa bir saat sadece bir saat. Önüne gelen videoyu da beğense burası yarın 72 bin olur. Ertesi gün 73 bin olur. Ertesi gün 74 bin olur. Çünkü buranın önünde bir el freni var. Bir ceza var. Kim verdi ne verdi bilmiyorum ama bir cezamız var. O ceza kalktıktan sonra da mutlu yarınlara ulaşırız sizden istirham ediyorum. Rica ediyorum arkadaşlar bir kardeşiniz olarak Fenerbahçeli bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Lütfen kanala destek olun. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.